Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar Miro kümesini çek abi, Miro kümesini çek. Bayağıdır çekmiyorsun diyordunuz. Geldim bir Miro kümesini çekeyim dedim sizler için. Şöyle kuşların bayağı sabahtan beri susuz kalmışlar ya da öğlen suları bitmiş galiba. Dün dibinde bir yarım vardı, fullemedim. Hepsini içmişler. Şimdi geldim. Kümesi bir açtım. Hepsi üzerime koşuyor. Bildiğiniz üzerime koşuyorlar yani. Sularını koydum. Yemlerini koydum karışık. Şimdi benden biraz ürküyorlar. Üzerine sandalyeyle gittiğim için. Şöyle size Miro kümesinden de görüntüler vereyim dedim arkadaşlar. Şu güzel bir dişim soldaki mor şeyle yumurtlayacak. Şu andaki her şey yavru arkadaşlar. 2 aylık, 2 aydır hala cik cik. İnşallah tüye girerse, bir çıkarsa tüyden sonra gelişimini tamamlayacak. Küçük de ölecekti. Gökhan abi baktı, ben baktım, o baktı, ben baktım. Tedavisini sağladık arkadaşlar. Ölmeden kurtardık. Sallabaş dişim nerede benim? Şu galiba sallabaş dişi. Aynen. Beli şişmiş. Yumurtlayacak. O da tüye giriyor galiba. Ensenin yanından falan dökmeye başlamış. Şunun sallabaş olduğunu anlayamıyorum neredeyse ya. Bayağı bir düzelme, ilerleme kaydetmiş baksana. Yumurtlayacak hayvan. Şu öndeki erkeğimiz Emanet. Şu da Instagram'daki yavru dişim. Canlı görünümünü görün istedim. Şu anda kanatlarına çok aşırı güneş vuruyor arkadaşlar. Açık görünüyor biraz kanatları. Kafadan böyle nasıl diyeyim size, var ya, çok acı bir rengi olacak. Çok güzel bir kuş olacak bu tüyden sonra. Samet'te bir tane baba erkek var. Onun kümesinde. Şu karamel soylarının babası. Bu da onun dişisi arkadaşlar. Bunu özellikle tutuyorum. Bu dişiyi sarı erkeklerle deneyeceğiz bakalım. Şu koca oğlum balyozla. Bunu eşleyeceğim. Bunu bir deneyeceğim. Balyoz şu anda şu sarışın var ya, şu çok güzel, bak şu zıplıyor şu anda kamerada duruyor. Onunla bir eş aldı. Bir yumurtlattı onu. Sarışınımı. Onunla yumurtasının çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Diğer bal kafalarda bu sene artık yaşına girecekler. Yani tüy oturacak arkadaşlar. Bu Ağustos'ta işte kafayı ya açacaklar ya kapatacaklar. İşte kanadıslar artan olacak. Kanadı karartan olacak. Değişik değişik pozisyonlara girenler olacak. Bakın şurada bir tane Miron var. Görüyor musunuz? Şu. Dik duruyor. Asil. Şu şey, o küçük şeyin yanındaki, şu arkasındaki. O çalışma arkadaşlar. Miro çalışması. Tepe kanı kattım. Ve Miro gibi çıktı. Tüyden sonra zaten bildiğiniz Miro. Çalışma olduğunu kolay kolay anlayamazsınız. Ben de tüyden sonra karıştırmayayım diye ayağına boncuk taktım. Şimdi o yavrum tepe kanlı. Büyüdüğü zaman. Şimdi eşe gelecek ya. Eşe geldiği zaman ben onu resasilere bir indireceğim. Ya işte tepeli resesi atacak. Ya tepeli Miro atacak. Yüksek ihtimal öyle bekliyorum yani. Tepeli Miro veya resesi bekliyorum altından. Bakalım sağlık. Şu koca erkeğim. Abi güneşte bile kapkara hayvan. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Ben festivale götürmediğime 1000 kez pişman oldum şu hayvanı. Festivale koyacaktım. Net birinciydi yani şu resesim. Kendimize güvenemedik. Götürmedim. Şu öndeki dişim. Bak arkası dönük. Şu anda gün ışığındayız.
Hayvan tek parça zit kapkar arkadaşlar. Bumiro'nun zaten çocuğunu geçen bir futbolcu abimiz vardı. Futbolcu abimiz satın aldı yavrularını. Facebook'tan falan takip edenler vardır. Özellikle ona gönderdik. Şimdi kardeşleri büyüyor. Şeyde, konteynerde. Gökhan abinin orada da benim diğer yağlı mirom var ya, yağlı olan. Onun orada yağlı erkek, yağlı dişi var. Onun yavruları da büyüyor. Şu resesinin yavruları var arkadaşlar ortalıkta. Küçük küçük. Şu bir koca erkeğin. Onun yavruları satıldı. Onları göndereceğim. Şu an baktım daha hala biraz minik gibiler. Olmazsa belki süresini bir hafta uzatırım. Bir hafta daha dursunlar. Ona göre bakacağız şimdi. Daha çok minik gibi geldi. Bana otobüsü kaldıramayabilir gibi geldi. Şu dişiyle eş o da. Dişim de düştü. Üst kattan düştüğü için akşam yukarıda kavga mı edik ne edik, düştü ayağın. Kanadını incitmiş arkadaşlar. Kanadı sarkık duruyor ama problem yok. Yavruları maşallah kalem gibi kalem gibi koyuyor. Bir esas dişim daha var. O da sökük. Yani pat 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 kalkıyor atıyor iniyor, kalkıyor atıyor iniyor. O resasiyi de Miro ile şu anda çalışıyorum arkadaşlar. Yumurtaları, yavrusu çıktı. Altına bakacağız nasıl bir şey olacak diye. Miro kümesinde olaylar böyle. Şimdi çekilişi soruyorsunuz. 7500 abonede çekiliş yapacaktım biliyorsunuz. Ben ona 10.000 ekli şey yaptım arkadaşlar. Çekiliş 10.000 abonede. Birkaç videoda söyledim. Videoları tam izlemeyen arkadaşlar var sanırım. Çekiliş 10.000 abonede diye. Hay maşallah. Oğlum benim. Çekiliş 10.000 aboneye attım arkadaşlar. Bu mirobal kafaları çalışıyorum ya. Bir takım mirobal kafa çalışması vereceğim. Tepekanlı olacak. Alan arkadaş Allah'ın izniyle bir tane tepeli resasi alıp da verdiğim takıma mirobal kafa çalışması olur. Onlara girdiği zaman tepe kanlı miro tutturma olasılığı çok yükselecek. En azından bir kaplama girdiği zaman da miroya yakın bir şey alabilecek arkadaşlar. O yüzden çekilişi 10.000'e çektim. Haber birine girerse de Miro'nun genetiğinde soyu saf olduğu için soyu çok ağır. Mesela Miro bal kafa çalışması yapıyorum. Böyle kanada açık Miro atıyor ya. O kanada açık Miro'ları tekrar ikisini birbirine vurduğunuz zaman arkadaşlar altından saf Miro %89-90 atar yani. Tekrar altından kanada açık atmaz. Çünkü Miro'nun soyu çok ağır basıyor. Zaten rengi komple oturtturuyor hayvana. Sadece kanadı açık. O da daha şu anda yavruyken. Bakın şu yavru. Önümdeki mirobal kafa yavrusu. Tüyden sonra bir koyacak. Kanat kapkara tek parça. Yani miroları daha çok beğeniyorsunuz. Daha çok seviyorsunuz. O yüzden böyle bir şey aklıma geldi arkadaşlar. Videoları da yararlı buluyorsanız kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Durumlar böyle. Şimdi resasileri ben şu anda seri üretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz seri. Bir takım yumurtası daha çıkmadı. Bir takımı çıktı. Bir takım da çıkacak. Bunları üretip kışa elimde 8 tane filan resası yapmak. Daha sonra miroları mesela bu bal kafalarla değil de bal kafaya vuruyorum ya, kanadını açıyor ya da bir koyuyor bal kafayı, komple bal kafa atıyor. Yani aradığım şeyi tam atmıyor arkadaşlar. Mesela şu miro çok güzel, bak ben çalışma olduğunu söylemesem kolay kolay anlaşılmaz. Bu tarz atıyor da bu da benim tam istediğim değil. Ben Miro'yu bal kafaya vururken nasıl bir şey bekliyordum biliyor musunuz? Samet'in elinde var bir tane. Hayvanın böyle kafa, göğüs komple sapsarı, tek parça, kanat zit. Yani kafayı komple bal kafadan almış.
Şöyle platinin bal kafasını düşünün, o soldaki. Kanatla alt koyulukta komple Miro. Ben bunu bekliyorum arkadaşlar. Miro bal kafa çalışırken altından şu anda tepeli düşsün diye çalışmıyorum. Yanlış anlaşılmasın yani. Bunların altından tepeli Miro çıkartmaya çalışmıyorum. Ben şu bal kafadaki kafayla Miro'nun göğüs, yani kafadan aşağısını istiyorum. Onu tutmaya çalışıyorum. Onu tutturduğum zaman Allah'ın izniyle onun tekrar platine girip daha farklı şeyler elde etmek istiyorum. Yani nasıl söyleyeyim, benim hayalimdeki, kafamdaki şey en az 1,5 yıllık, 2 yıllık bir plan arkadaşlar. Yani bayağı uzun. Bunu burada anlatarak olmaz o iş. Mesela bakın, şimdi benim normalde tepeli resasilerimin vasfı ikinci sınıf. Kafası açık. Kafa tonajı, anladınız mı? Kuşlar ikinci sınıf. Çoğu kuşçuya göre iyi. 2000 liraya yakın zaten para verdim. Normalde kolay kolay kuş satın almam. Takımına vermiş 2000. Şimdi şu büyük erkek var ya arkadaşlar. Bakın. Bu erkek şu anda Reysa'sinin bütün vasıflarını taşıyor arkadaşlar. Bütün, yani Türkiye'de şöyle söyleyeyim, yani üstüne Reysa'si bak. Herkes kendi kuşunu abartmayı sever, övmeyi sever. Onunla alakası yok. Yani üzerine 4, bilemediniz 5 tane resasi ya vardır ya yoktur, öyle bir şey. Bu resasiyi alacağım. Tepeli resasiler var ya. Onun dişisini oturtuyorum arkadaşlar. Bunun dişisini de tepeli resasinin erkeğiyle işliyorum. Bunların vasıfları birbiriyle aynı zaten. Ben daha onu, şu dişisini, bel zaten bembeyaz yoğurt. Dişinin beli bembeyaz öyle. Kalem gibi. Dişisini ben daha 1,5 aylıkken Samsun'dan getirttirdim arkadaşlar. Mustafa Uzunkaya diye bir arkadaşım var Samsun'da. Sağ olsun, o gönderdi bana yavruyken. Çok sağlam soy, hakiki resasi dişisi de. O dişiyi de erkeğe, yani resesileri birbirine çaprazlayacağım arkadaşlar. Çaprazladığım zaman bana düz resasi atacak altından. Yani tepekanlı atmaz, tepeli atmaz. Düz resasi verecek. Tepesiz. Şimdi anne ile baba resesi erkekte tepeli resesinin dişisine eşledim. Dişiyle de diğerinin erkeğini eşledim. Altından işte 2 ağız düz yavru verdi. Örnek görüyorum. Birinden 2 ağız çektim. Diğerinden de 2 ağız çektim. İkişer ağız çektim. İki takım düz verdi. 2-2. Yani 4 birinden aldım. 8 tane. Bu 8 tane yavruyu arkadaşlar sırayla tek tek ekeleştiği zaman tepeli resasiler var ya, tekrar tepeli resasilere girdiğim zaman, örnek veriyorum, 4 erkek mi çıktı ya da 4 dişi çıktı. Bu erkeği 4 dişe sırayla teker teker bindirdiğimiz zaman zaten genine tepekanı vardı. Tekrar babaya veya anneye girdiğimiz zaman tepeyi %80 %90 alacaktır arkadaşlar. Biraz karmaşık oldu. Anlatmak istediğimi çoğu arkadaş anlamıştır. Yani birinci ağız düzle tepeliği kırıyorum. Altından düz çıkıyor. Düzü tekrar tepeli anneye kırdığım zaman %70 %80 tepeliği alırsınız. Alamadınız mı? Onun altından gelenle tekrar kırdığında alırsın arkadaşlar. Tepe zaten genetik bir hata. Kuşlarda genetik hatayı genene, yani nesle aktarırsan elinde sonunda bu hatayı verir arkadaşlar. Bu tarz çalışmalar planlıyorum. Tepeli Miro'yu da işte. Tepeli Miro'yu da tepede gen hatası olduğu için, şimdi resesi tepelilerin altından çıkan yavrularla bu tepekana kattığımları birbirine vurduğum zaman düz mü verdi? Onun altından gelen tekrar şeye girdiğim zaman illaki verecek. Ha, vermedi mi? Yani tepeli Miro'yu tutturamadım. Tepeli resası %99,9 tuttururum. 2-3 ağzı eşlemeden sonra Miro biraz daha zora gidiyor. Çünkü elimde tepekanlı Miro yok arkadaşlar. Anladınız mı? Tepeli resası var. İyi resasiye vurduğun zaman vasıf sınıf atlatıyorsun. Miro'da da tutturmak biraz uzun sürecek. Hani hiç tutturamazsam, örnek veriyorum, bir tane erkek tepeli Miro almayı planlıyorum. Geçen alacaktık 4000 liraya. Kuş satmışlar. Şimdi tekrar, yani bir şeydeyim. Hemen almıyorum. Kendim çıkartmak isterim ben bu tarz şeyleri.
Yani kostümcü adam hazır aldığı zaman olmuyor işler. Elimde o kadar miro varken yani kendim çıkartamayıp almak şey yapınca. Önce bir kendim çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım. Çıkmadı mı? Tepelin bir tane erkek miro alıyorsun. Ya da bir tane dişi alıyorsun. Erkekte kırıyorsun. Altından geleni tekrar tepeliğe kırıyorsun. Tepeliği düşürüyorsun. İsteyen hazır takım da alabilir. Tabii yani çalışma yapmak önemli olan arkadaşlar. Kendin çıkartmak. Para maddi bakımdan bakarsanız direkt tepelisini almanız daha mantıklı. 10 bin liraya ya da 20 bin lira diyelim, örnek görüyorum. İyisi şu anda 30-40 milyar da 20 diyelim ortalama. 20 bin liraya aldın. Altından çıkan yavruyu 4 bin liraya sat. Tamam mı? Yani ölüsü 4 bin liraya sat tepeli. İyi miroydu. İyi mirodan bahsediyorum. Böyle vasıfsız boskili kaplama tarzı mirolardan bahsetmiyorum. İyisi. 4 bin liradan satsan zaten 5 takımda paranı amorti ediyorsun. Ondan sonrakiler kâra geçiyor. Ya, ticari açıdan bakarsanız böyle. Benimki biraz yarı hobi, yarı ticarete kaçıyor arkadaşlar. Yani kendim çalışayım, çıkarayım, üreteyim, satayım şeyindeyim ben. Benim gibi düşünenler de benle birlikte çalışacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben mesela bir düz miro, bir düz resasi sattım. Şu benim dişi resasinin kardeşi Tepekanlı. Onun annesi Tepeliymiş. Aldığımda. Sattım. Altından Tepeli geldi. Birine miro sattım. Boskilli sattım. Adam birbirine vurmuş. Tepeli miro düşürmüş altından. Bunlar şans bakın. %90 şans bunlar. Şimdi ben de burada boskilli miroya vuruyorum. Düşmeyince düşmüyor arkadaşlar. Yani şöyle tepeli düşmüyor. Bak miro düşüyor. Düz 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 yani şey soyu genetiği ağır basıyor. O tarz şeylerde de tepe kanı ağır boskilli bulmanız lazım. İşte tepeyi koyacak. Genetik hatası ağır basacak. Düşüreceğiniz. Yani bunlar çok şaibeli. İşte uzun uzun hikayeler arkadaşlar. Hani videonun başlığına da atarız. Tepeli resasiyi nasıl düşüreceğim? Tepeli birayı nasıl düşüreceğim diye. Kuşlara tepekanı nasıl katacağız? Örnek veriyorum. Mesela bir tane düşürmeye hiç çalışmayın. Elinizde bir tane uyuz boz var. Bir tane beyaz var. Beyaz düz, boz tepeli. Bunu birbirine vurduğunuz zaman kesin boz tepeli altından bir yavru çıkar. Keşke Miro'da da böyle olsa. Kanları kırılmamış olduğu için yani ağır basıyorlar. Düzlükleri. O yüzden tepelisi biraz zor. Arkadaşlar. Durumlar böyle. Şu erkek resası gibi bir mirom olsaydı Türkiye'de sergilerdim bunu. Fiziği iriliği çok güzel. Göğüs geniş. Ben onu zaten bir şeye vurdum. Yavrularını aldık, sattık. Hep resası verdi altından. Kanı çok ağır basıyor. Miro'ya da ağır basıyor kanı. Şu pozisyonda bir tane miro düşürsem 10 numara olurdu. Bunun göğsü çok geniş. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Daha ne anlatayım? Abi bal kafada ne çalışıyorsun derseniz de bakın. Bal kafada malzeme bu arkadaşlar. Kanat tek parça, kapkara, alt kuyruk muazzam. Daha yavru. Yavruya olmasına rağmen paça takımı iyi, iri bir dişi. Bununla çok güzel çalışmalar yapacağım. İçeride bir dişim daha var. Onunla da çok güzel çalışmalar yapmayı düşünüyorum. Bak bu da bir erkek. Bunlara boz duman platin diyorlar arkadaşlar. Şu öndeki tepeli resasi. Şu arkadaki de bal kafa. Şu yavru bak hafif hafif pusuyor, gördünüz mü? Şimdi bakın bu rahatsızlık belirtileri arkadaşlar. Buna ne yapacaksınız? Benim içeride Bergama diye bir hap var. Aman ondan bir tane alacağım, çatlatacağım. Hayvan kendine gelecek. Bu tarz durumlarda rahatsız hayvanlara erken dikkat edin arkadaşlar. Erkeğim de iyice kızmış baksana. Takoz takoz. Bakın. Şu bir dişi.
Bir de orada bir dişi var arkadaşlar. Miro ötüyor şu anda dişiye. İkisi de bana çalışma. Miro'nun yem yemesinde herhangi bir sıkıntı yok. Yeminin suyunu içiyor böyle. Bir su içinde hafif bir pusluğu oluyor arkadaşlar. Bir hayvan yem yiyorsa korkmayın arkadaşlar. Bir yavru falan yem yiyorsa korkmayın. Hayvan yem yemiyorsa ondan korkun işte. Yem yemiyorsa sakat arkadaşlar. Yem yemeyen hayvan ölür. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın.